Herkese merhabalar dostlar. Biliyorsunuz ki geçen hafta enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarının ne kadar olacağı az buçuk kesinleşmiş oldu. Ve yine geçen hafta yani 4 gün önce, geçen hafta içerisinde 4 gün önce Cumhurbaşkanı'nın da emriyle birlikte maaşlarımız bayram dolayısıyla erken yattı. Ve şu konuda artık herkes maaşlarının ne kadar olduğunu biliyor. Tabii bu tutarlar önümüzdeki aylarda vergi dilimi vesaire durumlardan dolayı bazı düşüşlere sebep olacaktır. Ama şu an için temel noktada ne kadar maaş alacağını artık herkes biliyor. Bilinmeyen konu ise arkadaşlar 1 Temmuz'da 14 Temmuz tarihleri arasında biz ne kadarlık maaş farkı alacağız? Bunu anlatmaya çalışacağız. Bazı arkadaşlar şu an için bilmiyordur. Özellikle yeni başlayan, yakın zamanda başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Sağlık çalışanları olarak bizler maaşlarımızı peşin alıyoruz. Yani aldığımız ücretler bundan sonraki çalışacağımız zamanın ücretleri. O yüzden arkadaşlar Haziran'da aldığımız ücretler Temmuz'a kadardı. Temmuz'un 15'ine kadardı. Tabii o noktada o zaman enflasyon verileri de belli olmadığı için yani zam oranı da belli olmadığı için Temmuz'la 1 Temmuz'la 14 Temmuz tarihleri arasında bir maaş farkı durumu söz konusu oluyor. Biz işte bugün bu maaş farklarının ne kadar olacağı üzerine bir paylaşım yapmaya çalışacağız. Detaylara geçmeden önce hala kanala abone değilseniz, kanala abone olup bildirim zilini açarsanız bu ve benzeri videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Çünkü bilmeyenler için söylüyorum. Bu kanalda sağlık mevzuatları ve Sağlık Bakanlığı'nın personel alımları ve üniversitelerin personel alımları ile alakalı paylaşımlar yapılmakta. Bu noktada bu konularla alakalı haber almak istiyorsanız kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Naçizane bana da yardım etmiş, destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi 14 günlük maaş farkları dedik arkadaşlar. Tabii bu oranlar mezuniyete göre yani lisans, ön lisans ve kademe dereceye göre değişkenlik göstereceği için bunları size tek tek sözel olarak bu şekilde anlatmam biraz zor olacaktır. O yüzden sizlere bilgisayar ekranına şimdi geçeceğiz ve bu ekran üzerinden kimin ne kadar maaş alacağı noktasında bir paylaşım yapmaya çalışacağım. Öyleyse arkadaşlar hemen ekrana geçelim ve ne kadar alacağımızı birlikte öğrenelim. Evet arkadaşlar, ben bu noktada bir tablo hazırladım. Başka kaynaklardan da faydalanarak arkadaşlar. Yani bizzat kendim yapmadım. Başka kaynaklardan da alıntılar yaptım. Şimdi bu noktada arkadaşlar lisans mezunu sağlık çalışanlarının maaşlarından bahsetmek istiyorum. Bu 4'ün 1'ine düşen kademe derecesi 4'ün 1'ine düşen bir sağlık personel biliyorsunuz ortalama 20 ile 25 yıl arasında çalışmış bu noktada. Buna bazı okullarla alakalı eklemeler yaptığı zaman 20 yıla kadar düşebiliyor ama genel itibariyle hiçbir şey yapmayan mezun olduktan sonra işe başlayıp bu şekilde devam eden bir arkadaş 25 yıl bir hizmet süresi oluyor. Tabii bu arkadaşımız 4'ün 1'indeki lisans mezunu bir arkadaşımız toplamda 14 günlük maaş farkı olarak 1954 liralık yaklaşık olarak tabii bunlarda ufak tefek sapmalar olabilir. 1954 liralık bir maaş farkı alacak arkadaşlar. Yine göreve yeni başlayan 8'in 1'inden başlayan bir lisans mezununda 1651 liralık bir maaş farkı alacak 1 Temmuz ile 14 Temmuz tarihleri arasında. Bakınız zaten burada maaş farklı kademe derece ile alakalı sınıflandırmalar da yine yapılmış arkadaşlar. Buna göre de memuriyet yılınızı ve kaç yıl çalıştığınızda ne kadar hangi kademe derece düşeceğiniz de yine buradan da ulaşabilirsiniz. Peki 14 günlük maaş farkı ne zaman yatacak noktasında belki bu soru aşırı aklınıza gelebilir arkadaşlar. Hani bunun net bir tarihi yok. Net olan tek bir şey var. Temmuz ayı bitmeden yatacak. Ama bu kuruma göre tabii değişiklik gösteriyor. Bazıları mesela bayramdan hemen sonra yatırabilir. Bazıları ayın 25'i gibi yatırabilir. Bazıları ayın 29'unu bekleyebilir. Bu çalıştığınız kurumla alakalı bir durum. Fakat net olan bir şey var ki o da Temmuz ayı bitmeden bu tutarları hesabınıza yatıracaklar arkadaşlar. Ön lisans mezunu bir sağlıkçı arkadaşımız, 4'ün 1'indeki bir sağlıkçı arkadaşımız yine 1926 liralık bir ücret alacak. Ortalama 30 lira ile 50 lira arasında bir fark gözüküyor lisans mezunu arkadaşımızla. Ve işe yeni başlayan yine onun ikisindeki bir sağlık personeli de 1623 liralık bir ücret yapacaktır. Tabii bu tutarlar arkadaşlar şunu da belirtmek isterim. İşe yeni başlayan dedik ama bunlar farklılık gösteriyor. Çünkü işe yeni başlayan arkadaşlarımız
Şu an için genelde 3 artı 1 olarak başlıyorlar. Bu arkadaşlarımızın alacağı tutarlar biraz daha düşük olacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Yine lisans mezunu, özür dilerim, lise mezunu bir arkadaşımız. 5'in ikisindeki, yani 4'ün birinde şöyle söyleyeyim. 5'in ikisi burada bir yanlış bir şey olmuş. Burayı hemen geçiyorum. 4'ün birindeki bir arkadaşımız 1686 liralık bir maaş farkı yatacak. Yine işe yeni başlayan 10'un ikisindeki bir sağlıkçı arkadaşımız da 1539 TL'lik bir maaş almış olacak. Dediğim gibi işe yeni başlayan derken, bakın arkadaşlar, bunu da belirtmişim, 3 yıl demişim. Çünkü 3 artı 1 yıl arkadaşlar, 3 yıl sonra, yani işe yeni başladığında daha düşük ücretler alacağı için, ben şu an kadro üzerinden hareketle bu tabloyu hazırlamaya çalıştım. O yüzden arkadaşlar, hani 3 artı 1 işe yeni başlayan arkadaşlarımız da bundan bir 300-400 lira aşağı tutarda alacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.